Süper FM'de artık yavaş yavaş program sonuna geldik Işın. Bir şarkı kadar konuşabileceğiz. Yani seve seveye bitirebileceğiz. Bir şey soracağım. Dizi izliyor musun sen? Hangi dizi olduğuna bağlı. İşte hangi ne izliyorsun diye soracağım. Ben Yalan Dünyacıyım. Ama o kadar. Komedi dizisi izliyorsun. Ya ben böyle beni çok... Geren. Ya bir de bu dizilerde entrika had safhada, onun ablası, onun eniştesi, onun bilmem ne. Bu nasıl bir dejenerasyon? Hangi kafayla bu yazılıyor? Hakikaten aileler böyle mi yaşıyor falan oluyorsa izlediğinde. Bu kadar karma, bu kadar işte hani eniştem, senin bilmem ne yapıyorsunuz siz ya? Hakikaten ne yapıyorsunuz yani hani? Annem bazen izliyor, tamam mı? Kaydettiği diziler var. Sinirlendiğimi biliyor. Kaydediyor. Ben evde yokken izliyordum. Ondan sonra geçen gün ameliyat oldu annem kulağında. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun ona. Hastanedeyken bir telefon açtı gece bana. İşte şunu kaydet, bunu kaydet, bunu da kaydet. Ben yarın gelince izleyeceğim dedi. Tabi ameliyat oldu ya, müsaade etmek mecburiyetinde kaldık. Abi 10 dakika böyle takıldım. Dehşetle izleyip kalktım biliyorsun. Yani olacak gibi değil. Ben de yabancı dizileri tercih ediyorum. İşte Spartacus, Game of Thrones. Nerede var yakışıklı bir adam? Onu anladım ben. Ha güzel. Aferin sana çocuk. Benim vaktim yok, vaktim. Evet doğru. Benim de, ben gece uyumuyorum. 3'te yatıyorum biliyorsun. Tabii, görüyorsun evet, Twitter'da tabii, zaten. Tabii. O sırada işte izliyorum. İnsomnik sen. Biraz öyleyim evet, son yıllarda. Son 1,5-2 yıldır öyleyim. Uyumuyorum ya. Uyumak bana vakit kaybı gibi geliyor Işın. Sanki vakit kaybediyorum uyuyunca ben. Ben televizyondan artık mesela hiç çok müzik kanalları açılır. İşte hani klip girdi mi yayına falan dedi, kontrolleri yapılır. Niye de artık televizyon seyretmiyor? Açmıyoruz ona televizyonu çok fazla. Haliyle bizim evde çok daha fazla müzik, kitap, film seyrediyoruz Sedat'la. Bu arada bugün bir gazetede çıkan bir haberde çok evet, biraz nereye taşınıyormuş? Gördüm. Ya çok güldüm ya, kocam Hollanda'ya taşınıyormuş. Ben de evliliğimi kurtaracak. Ya şaşırdı. Artık ben ne diyeceğimi bilmiyorum bu insanlara. Bunu nasıl uyduruyorlar? Mesela hangi kafaya? Ne kafası? İşte ne o dizileri bu? Yazan kafa neyse bu kafa da o. Yemin ediyorum. Bu herhalde böyle bir kafa yani. Allah Allah çok iyi. Ara sor ya, ben söyler. Yo biz gayet mutluyuz elimizde. Teşekkür ederiz. İşin haberin var mı falan yani. Yo. Yarışlara gidiyoruz evet Hollanda'ya ama o kadar. Eşim motor yarışçısı. Geçmiş olsun bu arada. Minik bir. Artık biz kırık çatlak falan bunlar biz. O kadar anladım. Normal günlük hayatın parçaları ki. Hollanda'ya gidiyoruz Ayton'un yarışı için ama o kadar yani. Evliliğimi kurtarmak gibi niyetim zaten şey. Allah'a çok şükür. Çok şükür yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Işın. Ben teşekkür artık ediyorum. Veda ediyoruz. Her şey aştan. Her şey aştan. Konser böyle var mı? Yakın tarihte duyurabileceğimiz. Bütün Facebook, kendi internet sitemden, Twitter'dan zaten yazıyorum. Takip edebilirler. Çok evet, bu ay çok fazla konser var. Önümüzdeki ay da öyle. Gezmeye başlayacağız yeni albümle beraber. Emek veren bütün arkadaşlarıma, Elif'e, sevgili Mert Ali'ye, Selim'e, Cansu, Fettah, Bora Duran, Selim Çaldıran, başka sevgili Akın Büyükkaraca, Bülent Seyhan, herkes, bütün nefesi bize dokunan bu albümle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum ben çünkü ilk yayınım ve bir hatam olduysa affola. Çerime vuruyor benim biliyorsun. Benim olduysa olsun. Benim olduysa ben af diliyorum. Estağfurullah. Ya her zaman keyifli bizim için. Ama hayatta anlamak. Hiçbir şey için hakikaten her şeyin açtan pencerenin biraz genişletmek lazım. Her şey süt liman olamıyor ne yazık ki. İsteriz. Ama ben her şeyden sıyrıldım bu son dönem hayatımda. Mia'dan dolayı belki 1,5 yaşında 7 kelimeyle hayatı döndürebiliyor. Haliyle çok fazla kelimeyle bir şey anlatmaya bazen gerek yok. Susmak lazım bazen. Şarkılar konuşsun. En güzel armağan da bize onlar olsun. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz Işın Karaca'yı. Teşekkür ederim. Bye.